Gerçekten milli takım arasıyla beraber çok iyi hazırlandık maça. Geçen hafta da iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim Samsun maçında. Şuna bak abi, şunu çek, beni çekme ya. Babam gidiyoruz dediğinde 13 yaşındaydım. Evim diye bildiğim toprakları bırakıp Türkiye'ye doğru yola çıktık. Türkçe bilmiyorum ki, okula nasıl gideceğim diye düşünüyordum. Babamın çok da parası yoktu. Okula gitmek yerine bir fabrikaya girdim. Artık işçiydim. Yıllar geçti, Ayten'i tanıdım. Hala işçiydim, hayat zordu. Evlendik ve 3 çocuğumuz oldu. Çocukların hepsi güzel olur da, nedense en küçük olan hep daha farklı bir yere konur ya. İşte bizim ufaklık da bir başkaydı. Daha annesinin karnındayken bile rahat durmuyordu. Benim diyen forvet öyle tekme yememiştir Ayten'in yediği kadar. Yani 9 ay boyunca bir hakem olsa yanımızda, her gün çift sarıdan kırmızı yerdi. Bak hanım, benim oğlum bu gidişle futbolcu olur demiştim. Ayten'i SSK'ya götürdüm doğum için. Bembeyaz tenli, renkli gözlü, 4 kilodan ağır bir bebek olarak dünyaya geldi. Ayten yediği tüm tekmeleri unuttu gitti. Okul çağı gelince okula gönderdik ama aklı fikri topta. Ben de gençken futbol oynadım ama bu bir başka. Gözü futbol topundan başka hiçbir şey görmüyor. Mahalle arasında futbol oynuyor. Gürültüden dolayı komşulardan hep şikayet alıyoruz. Mahallenin gençlerinin oluşturduğu bir futbol takımı varmış. Gitmiş o kulübe girmiş. Akşam eve geliyorum, oğlan kantar içinde. Su gibi olmuş. Sobanın yanında ısınıyor. Annesi tuvalette çamurlu ayakkabılarını yıkıyor. Diğer çocuklarıma bakıyorum, hep ders çalışıyorlar. Bu daha kitapların kapağını açmamış. Kitaplar kullanılmadığı için öylesine yeni gibi duruyor ki her senenin sonunda o kitapları satıp kendisini harçlık yapıyor. 10 yaşına gelince tutturdu beni seçmelere götürün diye. Ayten ona zaten hiç kıyamaz. O ne derse hemen yapar. Ertesi gün dolmuşa binip şehrin Süper Lig'de oynayan takımının seçmelerine gittiler. Annesi anlattı. Binlerce çocuk varmış. Onların arasında bizimkini seçmişler. İsmail diyor. Görmeliydin halini. Dolmuşa bindik ve eve dönüyoruz. Sevinçten yerinde duramıyor. Anneciğim diyor, sana söz veriyorum. Seni saraylarda yaşatacağım dedi bana. Altyapıda para da vermiyor. Nasıl göndereceğiz forması, eşortmanını, dolmuş parası? Ayten de bir ses. Ses etme İsmail. Allah büyük, yaparız bir şeyler. Benden gizli gizli annesiyle gidip taksitte krampon almışlar. Ev ile antrenman yapılan yer arası 10 kilometre mesafe var. Her gün yürüyerek geliyor. Soğukta elleri, yüzü morarmış biçimde geri geliyor. Çocuk sıcak bir banyo yapacak. Tüp bitecek de şofbini bile açmıyorlar. Diğer taraftan Ebru ile Engin'in dershanelerine para yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayten her akşam onun kıyafetlerini yıkayıp sopanın yanında kurutuyor ki sabah hazır olsun. Bu çile 5 sene boyunca sürdü. Erkek lisesine giderken bir gün tarih öğretmeni annesini çağırdı. Hanımefendi, bu çocuğun kafası boş, bundan bir şey olmaz dedi. Hepimiz biliyorduk onun futboldan başka hiçbir şeye ilgisinin olmadığını. Zaten o yılın sonunda ilk profesyonel imzasını da attı. 100 milyon lira verdiler. 10 lirasını cebine koymuş, 90 lirasını annesine vermiş. Ayten de gitmiş 90 lirayla oğlu güçlensin, toplara daha iyi vursun diye et almış, muz almış. Nerede pahalı şey var gidip almış be mübarek. Bir süre sonra Ankara'dan transfer teklifi geldi. Annesi ağladı, etti ama kendisiyle aynı kulüpte iki arkadaşıyla birlikte Ankara'ya gittiler. Daha 16 yaşındaydı. İki arkadaşı yapamamış dönmüşler. Bizimki her akşam yorganın altına girip anneciğim, babacığım diye ağlıyormuş. Annesiyle telefonla konuşmuş. Annesi istersen dön yavrum demiş. Yok anne, sizin için kalıyorum. Para kazanmam lazım. Sizi rahat yaşatmam lazım diye cevap vermiş. O sene 2 milyar kazandı. Hepsini bize gönderdi. Tıpkı öldüğü güne kadar yaptığı gibi. Ve bugün sahip olduğumuz her şeyi ona borçluyuz. En son aldığı arabayı bile annesinin üzerine yapmış. Evladın hayırlısını yetiştirmişiz. O gidiyor dediğimde 26 yaşındaydı. Onu transferin son günü cennete transfer ettik. Umarım oralarda bir yerlerde